Ajanslar merhaba. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yargıda alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıyor. Canlı olarak ekranlarımıza taşıyorum hemen. Şimdi kolaylaştıracak önlemleri almaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi yasa ve karantina sürelerine uymayanlara cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Ancak tüm bu tedbirler hepimizin can sağlığı içindir. Sevdiklerimizin, kendimizin, ülkemizin, milletimizin sağlığı, sıhhati ve selameti için müeyyidelere tabi olmak adına esas müeyyide kendi sağlığımızdır. Yakınlarımızı, sevdiklerimizi üzmemek adına bu tedbirlere riayet etmek hepimizden ortak beklentidir. Bu süreçte Sağlık Bakanımız başta olmak üzere bilim kurulu, sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve onların uyarılarını dinlemek, dikkatle takip etmek hepimize düşen ortak bir görevdir. Ve hayat eve sığar diyoruz. Risk almayalım, evimizde kalalım. Birlikte bu sorunu da aşacağız. Biz büyük bir millet, büyük bir devletiz. Bu sorunu da hep birlikte aşacağız. Milletçe birbirimize destek olarak bu sıkıntıları, zor süreci de atlatacağız. Değerli arkadaşlar, bugün koronavirüse karşı adalet hizmetlerinde alınan tedbirlere ilişkin ikinci koordinasyon toplantımızı da gerçekleştirdik. Bu vesileyle tüm adliyelerimizde, adalet hizmetlerinde, bakanlık kurumlarımızda özveriyle çalışan tüm hakim ve savcılarımıza, avukat arkadaşlarımıza, tüm personelimize, çalışanlarımıza, tüm kurumlarımızdaki görev yapan, canla başla çalışan tüm çalışanlarımıza buradan ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve bugün HSK, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği başkanlarımızla da çalışmaları değerlendirdik. Özellikle 7 milyon metrekarelik açık ve kapalı alanda dezenfekte çalışmaları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca ring araçlarımız, servis araçlarımız, denetimli serbestlik bürolarımız da dezenfekte edilmiştir. Tekraren söylemek isterim ki cezaevlerinde pozitif bir vakaya rastlanmamıştır. Kabul işlemleri sırasında yeni gelen tutuklu ve hükümlere anında sağlık kontrolü yapılmaktadır. En ufak belirti gösterenler derhal hastaneye sevk edilmektedir. Asla cezaevine sokulmamaktadırlar. Yine yurt dışı hikayesi, öyküsü olup olmadığına ilişkin de incelemeler yapılmaktadır. Şayet böyle bir durum varsa yine kuruma alınmadan izolasyona gönderilmektedir. Ceza infaz kurumlarının tamamında her türlü ateş ölçer, el dezenfektanı gibi gerekli tüm malzemeler, maske, eldiven gibi tüm malzemeler tedarik edilmiş durumdadır. Ve yine dışarıyla teması olan görevlilerin içeriye hastalık taşıma riskini önlemek adına da bu önlemlerin önemli olduğunu ve bu önlemleri de ceza infaz kurumlarımız bizzat takip etmekte. Bakanlık kontrolörlerimiz de bu konuda yerinde inceleme yapmaktadırlar. Yine görüşe gelen avukatlar da aynı usulü izlemektedirler. Bildiğiniz gibi denetimli serbestlik kapsamındaki toplu faaliyetleri askıya aldık. Tutuklu ve hükümlerin yakınları endişelenmesinler. Ertelenen görüş ve ziyaret hakları kalıcıdır, saklıdır. Bu süreci atlatacağız ve ondan sonra tüm haklarını da kullanmaya devam edecekler. Ayrıca telefon hakları görüşme sürelerini de yine birden ikiye çıkartarak bu konuda da bir adım atılmış oldu. Adliyelerde de her türlü tedbir, her türlü bu konuda teyakkuz yerine getirilmektedir. Bu çerçevede davalarla ilgili süreçlerin de yine UYAP üzerinden yürütülebildiğini tekrar hatırlatmak isterim. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla icra, iflas ve haciz takipleri 30 Nisan'a kadar ertelenmiştir. Bu karar resmi gazetede yayınlanmıştır. Tüm bu süreçte yeni icra, iflas takip talepleri alınmayacak. Bu tedbirlerin temel amacı adliyelerdeki yoğunluğun da insan sirkülasyonunda azalması ve bu salgının bir başkasına bulaşma riskinin ortadan kaldırmasına yönelik tedbirlerdir. Bugün de yine adliyelerde ve bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcıyla yürütülebileceği şekilde nöbet sistemine geçilmesine karar verilmiştir. HSK'nın almış olduğu bu kararla artık daha önce idari izinlerde ve bayramlarda yürüttüğü uygulama pratiğini devreye sokmuştur. Tutuklu ve acele işler dışında ikinci bir duyuruya kadar esnek çalışma dönemi başlatılmıştır. HSK bu konudaki kararını da yargı teşkilatımızla paylaşacaktır. Yine Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu genelgeyle tüm idari
izin çerçevesindeki çalışmalarda bakanlık personelimiz için de yine aynı şekilde genelge hazırlanmış ve duyurulmuştur. Bu tedbirlere de hep birlikte uyacağız. Adli hizmetleri durdurulmamıştır. Sadece yaşanan salgınlar çerçevesinde HSK ve bakanlığımız hem bilim kurulu hem Sağlık Bakanlığı hem de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından alınan genelgelerin uygulanması adına vatandaşlarımızın sağlığı için tedbirleri almıştır. Bu çerçevede de adliyedeki yoğunluklar azalacak. Nöbet usulüyle acele işlerin takibi HSK tarafından nöbetçi mahkemeler belirlenerek vatandaşlarımızın bu konuda mağduriyet yaşamaması hususunda da tedbirler alınacaktır. Yine tüm duruşmaların ertelenmesi ve sürelerin ertelenmesi gibi genel çalışma üzerine de görüşleri aldık. Bu konuda da herhangi bir mağduriyet yaşanmaması, bu süreçte varsa süreyi kaçırmış vatandaşlarımızın hak düşürücü sürelerle ilgili de hem avukat hem vatandaşlarımızla ilgili bu konudaki mağduriyetleri nasıl giderilebileceğine ilişkin önerileri de tüm arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık, önerileri aldık. Bu konudaki önerilerimizde kanun gerekenleri yine değerli parlamentoya AK Parti grubumuz başta olmak üzere yine paylaşacağız ve bu konuda da en kısa zamanda adım atılacağına inanıyoruz. Yine icra işlemlerinin durdurması nedeniyle ortaya çıkacak sorunlarla ilgili de ayrıca icraları da yine açıklayıcı duyurular yapılacaktır. Türkiye Barolar Birliği Başkanımız Sayın Metin Feyzoğlu tarafından da bu çerçevede avukat meslektaşlarımızın sorunları da yaşadığı diğer sorunlar da ifade edildi. Bu hususlarla alakalı tüm adımların da hep birlikte ilgili bakanlıklara ve yine ilgililere iletilmesi hususunda çalışmamızı yapacağız. Özellikle Türkiye Noterler Birliği çerçevesindeki çalışmada da bildiğiniz gibi noterlerde çok yoğun insan sirkülasyonu var ve fiziki mekanda da bu hastalığın vatandaşlarımıza zarar verme riskini ortadan kaldırmak adına bugün itibariyle bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği ortak uygulamasıyla noterliklerde bir gün tek noterliklerin, bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verilmiştir. Yani yarından itibaren artık burada da nöbet sistemiyle dönüşümlü olarak hizmet verilecektir. Yani yarın tek sayılı noterlikler hizmet verecek, açık olacak. Diğer gün yine çift sayılı noterlikler hizmet verecek. Buradan tüm vatandaşlarımızdan istirhamımız, lütfen acil olmayan hiçbir noterlik işlemi için noterliklere işlem yapmak üzere gitmeyelim. Tüm işlemlerin telafisi olabilir ama sağlıkla ilgili eğer tedbir almazsak bunun telafisi olmayacaktır. Bu nedenle istirhamımız noterliklere işlem yapmak üzere çok hayati derecede bir işlem yoksa noterlikleri yoğunlaştırmayalım. Noterlik işlemlerini de ileri bir tarihe kadar erteleyelim. Bu hususta yine bildiğiniz gibi hastalık belirtisi olan vatandaşımızın izolasyonu zorunludur. Bu tedbiri ihlal eylemi de ayrıca suçtur. Ama suç olduğu için, müeyyidesi olduğu için, ceza baskısı olduğu için değil, bu ülkenin, bu milletin, kendimizin, sevdiklerimizin sağlığı için lütfen bu tedbirlere uyalım. Ve diğer tedbirde sosyal mesafeyi sağlayacağız ama sosyal medyadaki yalanlara, provokasyonlara, algıları farklı yönlendirmeye yönelik tüm yalan, yanlış bilgilere karşı da sosyal mesafeyi koruyalım. Bunlarla ilgili de yine koronavirüsle mücadele eder gibi bu yalanlarla, dezenformasyonlarla da mücadeleyi sürdürelim. Tüm bu tedbirlerimizin kapsamı genişlemesi ya da bu koronavirüs mücadelesinin durumuna göre öne çekilmesi, ertelenmesi, kapsamın genişletilmesi ya da azaltılması hususları Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri çerçevesinde yine vatandaşlarımıza ve yargı çalışanlarına duyurulacaktır. Bu özleriyle çalışan tüm çalışanlarımıza tekrar saygılarımızı sunuyoruz. Bilim kurulunda tavsiyelerine uyarak, bu tedbirlere riayet ederek bu sorunu aşacağımız olan inancımıza hepinize saygılar sunuyoruz. Sağ olasınız. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet, sizler de iyisiniz değil mi? Herkes sağlık. Saat iyi değil mi? Hadi Allah nasip etsin. Size de.